Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün kış aylarının vazgeçilmez yemeklerinden olan karnabahar yemeği yapacağım. Sebzeli karnabahar yemeği. Şöyle malzemelerimi şöyle hazırladım. Önce şöyle orta boy bir karnabaharım var. Bir adet havuç, 2 adet patates, eğer büyükse 1 adet yeterli. 1 adet kapya biber, 2 adet sivri biber, 2 diş sarımsak ve 1 adet soğanım var. Soğanları yemeklik doğramakla başlayalım. Hem sağlıklı hem besleyici bir yemek arkadaşlar. Tamamen sebzeli. Kızartmaktansa bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Şöyle sarımsaklarımızı önce patlatalım. Ondan sonra ince ince doğrayalım arkadaşlar. Her yemekte bu şekilde kullanırsak sarımsak aromasını daha güzel yemeğe verir. Patatesleri de çok ufak doğramayalım. Biraz iri doğrayalım ki erimesinler, yemeğin içinde kaybolmasınlar. Bu şekilde denemenizi tavsiye ederim. Ve beğeneceğinizden eminim. Eğer isterseniz tabii kıyma da koyabilirsiniz. Ben kıymasız yaptım. Bu şekilde içine kıyma da konulabilir. Aynı şekilde havuçlarımızı da şöyle vere şeklinde kesiyoruz. Biberleri de çok ufak doğramayalım. Karnabaharı şöyle sapını alıyorum. Ortaya sadece bıçağımı batırıyorum. Geri kalan kısmını elle şekilde ayıralım arkadaşlar. Ki ufalmasın. Eğer bıçakla tamamen doğrarsak ufalır, dökülür. Bu şekilde daha güzel, gayet kolay doğrayabiliriz. Çok ufak olmasın, çok iri de olmasın. Şu ince taze yaprakları da içine koyacağım. Karnabaharımı suda beklettim, yıkadım. Şöyle içine ayrıca 2 kaşık domates sos, bir tatlı kaşığı domates salçası ve bir çay kaşığı kadar biber salçası kullanacağım. Şimdi hep beraber yapılışına geçelim. Tenceremize önce yarım fincan normal sıvı yağ ve yarım fincan zeytinyağı koydum ben. Havuç ve sarımsakları kırmakla başlayalım. Bu şekilde aromasını yağ versin istiyorum. Daha güzel bir tadını salınacaktır. Havuç rengini salar. Bu şekilde biraz kavuracağız. Ardından soğanı ekliyoruz. Burada 2 kesme şeker koyacağım arkadaşlar. Soğanın aromasını vermesini sağlıyor. Ve zeytinyağının kokusunu alıyor. Ardından patatesleri ekleyip kavuralım biraz. Ve ardından biberleri ekleyip kavurmaya devam edelim. Çok kavurmuyoruz bu arada arkadaşlar. Öyle yenince kadar kavurmuyoruz. Ki erimesinler. Ardından salçamızı da ekleyip biraz kavuruyoruz. Ve domates sosumuzu da koyduk. Ardından karnabaharlarımızı da koyduk. İyice karıştıralım. Tamamen salçanın bulanmasını sağlayalım. Karnabaharla. Ardından 2 su bardağı sıcak su ekledim. Bardak ölçülerim 200 milim arkadaşlar. Burada baharatlarını ekleyelim. Ben karabiber koydum. Biraz kırmızı toz biber koydum.
isot koydum, birer çay kaşığı ve yarım çay kaşığı kimyon koydum. Kimyon gazını alır. Siz istediğiniz baharatı koyabilirsiniz. Tabii ki damak tadınıza göre. Tuzunu da ayarladım. Kapağını örttüm. Kısık ateşte yarım saate kadar pişmesi. Bu arada bir kez sadece karıştırdım. Şöyle alt üst edecek şekilde karıştırdım. Çok karıştırmayalım ki sebzeler ezilmesin. Arkadaşlar eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz videolarımı beğenmeyi unutmayın. Ve yorumlarınızı eksik etmeseniz çok sevinirim. Sağ alt köşedeki zil butonuna basarsanız yeni tariflerimden haberdar olursunuz. Ve yemeğim hazır. Üzerine dereotu serperek servis edebilirsiniz. Yapan herkese kolay gelsin. Afiyet olsun. Başka bir tarifte görüşmek üzere.